Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Kültür Evi'nin uzaktan konuşmalarının değerli katılımcıları. Biraz önce yayında aksaklık olunca yayını durdurdum. Yeniden bağlandık. Sizleri de tekrar bekliyoruz. Beyhan Hanım hocamı da bekliyorum. Beyhan Hanım hocam, katılma isteği de gönderirseniz lütfen. Çok teşekkürler. Yayın yeterli olamadı, onun için yeniden bağlandık. Beyhan Hanım hocam, yeniden bir katılım isteği gönderir misiniz? Canlı katılım isteği gönderirseniz seviniriz. Değerli katılımcılar, yeniden oturum açtık. Sayın Beyhan Kanter Hoca Hanım'la tekrar buluşmak için. Beyhan Hanım hocam, canlı yayına katılma isteği gönderirseniz memnun oluruz. Tekrar sizi gördüm ama istek de göndermenizi istirham edeceğim. Beyhan Kanter, ben merhaba, özür dileriz. Kesinti olunca tekrar açtık, yayını başlattık. Evet, özür dileriz. Sesleriniz duyulmayınca, sesiniz duyulmayınca yeniden başlayalım istedim, herhangi bir aksilik olmasın diye. Yaşlıların, zengin yaşlıların birer kasa olarak görüldüğünü ama aileleri tarafından istedikleri saygıyı ailelerinden görmediklerine ilişkin değerlendirmeleri yapıyordunuz. Yani çocuklar yanında sayılmayan, dikkate alınmayan büyük bireylerin, yaşlı bireylerin de romanlar içerisinde karşımıza çıktığını söylüyordunuz. Değerli katılımcılarımız da yeniden geliyorlar. Buyurun hocam, yine sözü size bırakıyorum. Teşekkürler. Kesinti olduğunda herhalde şundan bahsediyordum sizin söylediklerinize ilave edeceğim. Hem çocuklar hem yaşlılar bu noktada öteki konumunda, mağdur edilmiş konumdalar. Dolayısıyla ekonomik koşullar her halükarda çocuk romanlarında bağlayıcı unsur olarak karşımıza çıkıyor. Mesela çocuklar için, yaşlılar evlerde bir oda bulamazken çocuklar için sokaklar tekinsiz mekanlar olarak karşımıza çıkıyor. Ve çocuk bu tekinsiz mekanda kendi varoluşunu gerçekleştirmek zorunda ve içindeki iyiliği, erdemi hıratmemek zorunda. O vicdanı, duyarlılığını kaybetmemek zorunda. Çocuğun romanlarında böyle bir yön var. Yani çocuk o tekinsiz mekanda içindeki vicdani durumu kaybetmiyor. Fakat tabii ki olumsuz tipler de var. Tembel, hilekar, sahtekar. Fakat bunlar hep bir kurguda ya dramatik aksiyon sağlamak için ya da değerleri ve erdemi ön plana çıkarmak için bir antitez olarak çıkarılmış. Bir tez var. Bu tezi kurguda sağlamlaştırmak için antiteze ihtiyacı var. Çocuğun tezini gerçekleştirebilmesi için. Bunun için de olumsuz bir takım karakterlere yer vermek zorunda diyeyim. Yani aslında tezini gerçekleştirmek için o umut anlatısını. Mesela Satılan Çocuk romanında böyle bir şey var. Romanda mesela dışlanma pratiğine maruz kalan bir çocuğun trajedisi. Fakat bu trajediden sıyrılışı anlatılmaktadır. Yani onun romanlarındaki temel hususlardan birisi. Küçük İşportacı romanında. Mesela bu romanda da toplumun körleşen insani duygularının yanı sıra vicdani bir tarafı da oldu. O toplumsal vicdan dediğimiz, kamu vicdanı dediğimiz unsurun kaybedilmediği bu romanda alttan alta işleniyor mesela. Tamam, insani duygular yitirilmiş olabilir. Fakat o kamu vicdanı, toplumsal vicdan, kolektif vicdan ve bireysel vicdan bir şekilde kendisini hissettiriyor. Dolayısıyla birey kendi gerçekliğiyle yüzleştiği zaman, kötücül de olsa çocuğunun romanlarında, o derinlerde katmerleşmek üzere olan yerde bir nokta dahi olsa bunu karşıdakine bir şekilde iletiyor. Sözel ya da beden diliyle. Bu da alıcıda diyeyim, mağdur edilen bireyde karşılığını bularak bir karşılıklı göndergeye dönüşüyor. Hocam, sizin alanınız daha çok biliyorsunuz da, öyle bir gösterge bilimsel bir hususa dönüşüyor. Mesela anne babanın birbirinden ayrılması sonucu çocukların gözlaşmaya başladıkları süreçte bir yaşlı tarafından, bir bilge tarafından korunmaları, mesela büyüklerin günahı. Aslında çocuğun romanlarının isimleri bile üzerinde çok tartışılmaya değer. Büyüklerin günahı mesela.
Üvey baba, işportacı çocuk, kuklacı Recai, can yoldaşları. Tuğcu'nun mesela kuklacı eserinden örnek verecek olursak, romanın baş karakteri vali muavininden emekli olan ve kukla yapma merakı olan Recai Bey'in ailesi tarafından nasıl dışlandığı anlatılıyor. Nasıl dışlanma pratiğine maruz kaldı. Çünkü eşi de sonradan görme. Ya Tuğcu'nun romanlarında bir de sonradan görme karakterler karşımıza çıkmakta. Mesela karısı, çocukları Recai Bey'i hep dışlıyorlar. Ama niye? Ona insan olarak ya da bir baba olarak, bir ebeveyn olarak değer verme yerine sadece demin bahsettiğim gibi kasa olarak baktıkları için. Dolayısıyla Tuğcu aslında burada toplumsal yozlaşmadan bahsediyor. O aile değerlerinin çözülmesinden, onun romanında sosyolojik açıdan hani başlığımızda sosyal tenkit ya, tenkit edilen unsurlardan birisi toplumsal yapının çözülmesi. Toplumsal yapının temel dinamiklerinden birisi ailedir. Aile kurumunun yozlaşması ve çürümeye başlaması yavaş yavaş topluma sirayet eder. Toplumun kılcal damarlarına kadar nüfuz eder. Dolayısıyla o aile kurumundaki toplumsal yozlaşmayı ve çürümeyi anlatırken yine burada aslında sosyal bir mesaj gönderiyor. Biz Tanzimat'tan itibaren Tanpınar'ın tabiriyle bir medeniyet krizi içerisindeyiz. Ne doğulu olabildik ne batılı olabildik, arafta kaldık. Modernleşme teşebbüsleri bir şekilde tatki yüzeysel olarak eserlere de yansıdı. Çünkü toplumsal yapıda öyle olduğu için. Tuğcu romanlarında bunu işte en çok ailelerin yozlaşması, bu demin bahsettiğim romanda poker partisine giden kadın üzerinden mesela anlattı. Yani her bir cümleden belki bu tür bir sosyolojik veri çıkarılabilir diye düşünüyorum. Biliyorsunuz edebiyat sosyolojisi diye bir alan var ve romanların aslında sosyolojik boyutlarının toplumsal hayattaki karşılığını bulmaya ilişkin çıkarımlar yapıyor. Mesela Doğduğum Ev romanında da yine emekli askeri bir doktordan bahsediyor. Askeri doktor, yani iyi değil mi? Statüsü, kariyeri, fakat parası, fakat ailesi tarafından dışlanıyor. Çünkü niye? Yaşlı. Toplumsal hayata tam olarak nüfuz edemez. Çocukları her ne kadar onun gelirleriyle geçinse de onu kendi aralarına almazlar. Çünkü arada bir nesil farkı vardır. Kendilerini rahat ifade edebilecekleri bir ortam oluşturamazlar babalarının yanında. Ve roman karakteri şöyle diyor. Diyor ki birisine dert yanarken, bakınız Kadri Beyefendi, burası benim evim. Bu evdekileri besleyen benim. Yıllardan beri kimsenin masrafa karıştığı yok. Buna sesimi çıkarmadım. Ama 15 odalı köşkte benim odamı bile çok görerek beni tavan arasına attılar. Ben tavan arasında eski tozlu bir levha gibi unutulmuş bir adamım. Bakın yaşlılara bu çok önemli. Eski tozlu bir levha gibi. Nesneleştirme. Yani aileye gelir getiren, ailenin kurucusu durumundaki kişiyi nesneleştiriyorlar. Dolayısıyla bu nesneleştirme boyutundan baktığımız zaman bireylerin nasıl özne durumundan atılıp toplumsalın dışına gönderildiklerini de görüyoruz. Buna benzer örnek çok fazla. Yani hem romanlar, çocuk karakterlerde hem yaşlı karakterlerde. Şimdi öte yandan demin modernleşme teşebbüslerinden bahsettik. Tuğcu romanlarında çocukların trajedilerini, yalıtılmışlıklarını özellikle yoksulluk üzerinden anlatırken aynı zamanda lüks tüketim merakını anlatıyor. Bu bizde Tanzimat'tan beri çok fazla işlenen bir konu. Gösteriş merakı, züppe tipi, Weber'in tabiriyle gösterişçi tüketim. Tuğcu'nun romanlarında da sınıf atlayan, tırnak içinde söylüyorum, sınıf atlayan kişilerin lüks tüketim merakı, karakterlerin hem birbirlerini ötekileştirmeleri hem de kendilerini gösteriş üzerinden kurgulamaya çalışmaları ya da toplumsal yapıya onaylatma çabaları üzerinden anlatılmaktadır. Bir de Tuğcu, bilemiyorum tabii kendisiyle de ilgisi var mı bu durumun, emekliler de trajik bir durumda yansıtıyor. Yani aslında emekli nedir? Çalışma hayatından ayrılmış, artık aktif olarak çalışamama durumu olan bir anlama geliyor toplumsal yapıda. Yani aslında belki de hayatta artık yapacağı hiçbir şey kalmamış.
İşi gücü bitmiş gibi. Çocuk romanlarında tam olarak bunu yansıtıyor. O emeklilere toplumun bakışını anlatırken insanların nasıl kolaylıkla birbirlerini ötekileştirdiğini emekli algısı üzerinden anlatıyor. Yani bu kadar realist bakıyor hayata Tuğcu. Mesela bunu İhtiyarlar adlı bir eseri var. Onda net bir şekilde anlatıyor. Tuğcu'nun romanlarında karşımıza çıkan hususlardan birisi de insanlığın yanlışları üzerinden mesaj vermesi. Demin dedim ya, didaktik yönü çok fazla ve insanlığın yanlışları üzerinden mesajlar veriyor. Fakat karşısında doğru ve iyicil karakterler var. Bunlar kim? Hak ettiklerini istemeyen çocuklar özellikle. Hakları olmayandan uzak duran kişilerdir. Tuğcu'nun romanlarında karşımıza çıkan yönlerden birisi de sosyolojik bakış, demin sosyolojik bakış olarak bahsettim. Toplumun çok farklı kesimlerini anlatıyor. Gecekondudan, sokakta yaşayandan, en lüks yerde yaşayan, en zengin konumunda bulunan, hatta aydın konumunda bulunan, entelektüel birikimi olan her türden insan var. Fakat o bu insanların dramını anlatıyor. Kemal Tahir'in bir sözü var, drama çatmış insanı anlatıyorum diye. Aslında belki Tuğcu'ya da atfedilebilir yani. Onun romanlarında da hakikaten drama çatmış insan var. Belki daha net trajediye çatmış bir insan söz konusu. Ve bu trajediyi yansıtırken sosyolojik bir epistemolojiyle deşifre ediyor. Çünkü ilk insandan beri var olan bir husus bu ve ilk filozoflardan beri iyilik, erdem, işte mesela Aristo Nikomakos'a Etik'te sayfalarca erdemden, iyilikten bahsediyor. Tuğcu da onu kurguyla, kurmaca karakterlerle bize yansıtıyor. Dolayısıyla onun romanlarına baktığımız zaman değersizleştirilmiş, sınırlandırılmış, bireylerin sosyal yapıya uyum çabaları, mutlu azınlık, işte o zengin olarak, kibar çevre olarak ifade edilen mutlu azınlık ve mutsuz çoğunluk. Çünkü mutsuz çoğunluk var. Fakat bu ekonomik temelli mutsuz çoğunluk kendini umutlarla hayallerini gerçekleştirerek o mutlu azınlığın arasına girmiyor ama. İyi insan kategorisine giriyor. Neden? Çünkü o mutlu azınlık hayatı lüks ve tüketimde gören, kendilerinden sosyolojik, şey, sosyal olarak, iktisadi olarak daha aşağıda olan insanları tahkir eden bireyler. Dolayısıyla onun mutsuz azınlıktan, mutsuz çoğunluktan giren, mutsuz çoğunluktan kurtulan bireyleri mutlu azınlık değil, iyi ve erdemli bireyler olarak karşımıza çıkıyorlar. Bu Tuğcu'nun romanlarında aynı zamanda kolektif dayanışma olarak karşımıza çıkıyor. Onun romanlarında kolektif bir dayanışma söz konusu. Zimmel'in bir sözü var, diyor ki bireysel zaaflar, menfi temayüller, talihsizlik ya da yapılan hatalar yüzünden yoksullaşma olasılığını en aza indirmek kolektifeye aittir. Yani kolektif davranışlar toplumsal hayattaki kötülükleri de, hataları da, suçu da ortadan kaldırır, diyor. Demin biraz bahsettim fakat köyden kente göç olgusundan. Köyden kente göç olgusunu anlatırken köyden kopup gelen bireylerin hem maddi imkansızlıkları hem de kent hayatının o tükettiği değerler karşısında tutunabilme çabaları anlatılıyor. Çünkü kent hayatında ilişkiler daha sentetiktir. İnsanlar birbirleriyle göz göze gelmeye kaçınırlar. Anlık bakışmalar söz konusudur. Herkes birbirinden kaçar. Dolayısıyla kente gelen bireyler aynı zamanda bir çatışma da yaşarlar. Habitus çatışması. Pierre Bourdieu'nun habitus adlı bir kavramı var. Buna göre işte habitus insanın bedenine kazınan davranışlardır. Köyde yaşayan birisinin yemek yeme alışkanlıkları, müzik zevki ya da kentte yaşayan birisinin müzik zevki, yemek yeme alışkanlıkları gibi alışkanlıklar habitüsü oluşturur. Şimdi köy habitüsünden çıkıp kente gelen birisi bir defa bir sosyolojik kırılma yaşıyor zaten. Onun dışında maddi olarak da bir kırılma zaten söz konusu. Dolayısıyla çok ciddi bir kriz söz konusu. Varoluşsal bir kriz. Maddi bir varoluşsal kriz ve iç dünyasında dış dünyaya uyum sağlayamamaktan, o kent hayatının temposuna, sentetik ilişkilerine, sahte karşılaşma alanlarına
uyum sağlayamama söz konusu. Hocam ben devam ediyorum ama süremiz nedir bilmiyorum. Biraz daha buyurunuz, konuşabilirsiniz hocam. İkinci defa başladığımız için Tamam. süre uzadı. Hı, buyurun. Tamam. Fark Mesela ettiğiniz kadar. Sonra soruları alacağım. Soruların bir kısmını yazıyorlar. Onları not etmeye çalışıyorum bir yandan. Buyurun hocam. Evet. Küçük Serseri adlı romanında Erol adlı bir karakter var. Yetim bir çocuk. Roman boyunca biz onun hayata tutunma çabasını onunla beraber umut ederek okuyoruz. Niye işte üvey baba zulmü, şiddet ki çocuğu bu yönden çok eleştiriliyor. Fakat o huzuru yeniden bulmasını onunla Erol'la beraber biz de o huzuru buluyoruz. Yani okura da bunu hissettiriyor. Çünkü onun romanları okuru tamamen içine çeken romanlar. Ve mesela Köyden Gelen Kız romanında o kızın roman karakterinin o başarma stratejileri okuru da içine çekiyor. Kemalettin Tuğcu'nun romanlarını demin bahsettim ama biraz açayım. Bir başka atık özneler, suçlular. Şimdi suçlular gerçekten de atık öznelerdir. Hapishaneden çıkan birisine toplum iyi gözle bakmaz. Mesela Reşat Nuri'nin Damga adlı romanı var. Okuyan var mı bilmiyorum gençlerden. Romanda işte bir kadına aşık oluyor. Kadın evli, kocası eve geleceği zaman hırsız damgası yemeyi göze alıyor ve hapse giriyor. Hapisten çıktıktan sonra kimse kendisinin yüzüne bakmıyor. Ve romanın sonunda diyor ki hayatımı bir vehme kurban etmiştim. Dolayısıyla bir etiket, mesela hırsız etiketi. Her ne kadar iyi olmaya çalışsa bile, pişman olsa, cezasını çekse bile toplum onu bir şekilde etiketliyor. Zaten bu damga etiket olayı da eskiden suçluların çok çok eski zamanlarda, belki hocam siz daha iyi bilirsiniz, işleyenlerin alınlarına bir damga vururlarmış. Dolayısıyla bu alnı açık gezmek deyimi de aslında suçsuz olan alnı açık gezer. Suçlu olan, çünkü burada damga var ya, başını önüne eğerek gezecek. Şimdi Kemalettin Tuğcu da tersinden bir şeyleri anlatmaya çalışıyor. O suçluları, o atık toplumun atık özne haline getirdiği bireyleri toplumun içine dahil etmeye çalışıyor. Ve bunu insan sevgisi çerçevesinde, insancıl özelliklerle, bu kimi zaman bir çocuk oluyor, kimi zaman tabiatta görülen bir çiçek oluyor, kimi zaman bir hayvan, kimi zaman bir yaşlı. Bu insan ya da canlı ne olursa olsun değişse bile işlevselliği, romandaki işlevselliği, motifi değişmiyor. Dolayısıyla o neyi göstermeye çalışıyor bize? Suçlu özneler sosyal yaşamda kabul edilirlerse kötücül özelliklerinden vazgeçebilirler ve iyi insan olma, erdemli insan olma yolunda adım atabilirler. Dolayısıyla suçlu olarak etiketlenen birey sevgi aracılığıyla sosyalleşebilir, iyi olabilir. Bunu bir tez haline getiriyor. Yani romanlarında böyle bir tez söz konusu. Mesela Baba Evi romanında benzer bir kurguyu görmekteyiz. Mesela Eskici'nin Köpeği romanında benzer bir kurguyu görmekteyiz. Fakat Tuğcu'nun romanlarında belki bunu tam psikolojik bir süzgeçten geçirmeden yansıttığı için, hani Tuğcu çok fazla o psikolojik derinliği vermiyor. Olduğu gibi olayları anlatıyor. Belki estetik anlamında eleştirilme sebeplerinden birisi de bu. Fakat o manada eleştirilmemesi gerekiyor belki. Çünkü Yakup Kadri diyor ki mesela, edebiyattan mutlaka bir görev bekleniyorsa bu duyguları eğitmesi, insana daha iyi hale getirmesi. Dolayısıyla Tuğcu'nun romanlarında biz bu özelliği görüyoruz değil mi? İnsanı daha iyi hale getirme çabasının biz olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla o aslında hem kötü karakterler hem iyi karakterler üzerinden bir rol model sunuyor. Onun romanlarında hep rol model karakterler söz konusudur. Hatta bazen ona bakınca böyle bir masal anlatıcısı gibi görüyoruz Tuğcu'yu. Sanki bize bir masal anlatıyor gibi. Çünkü gerçekten romanları kimi zaman modern zamanların masalı gibi algılanabilir. Ve Tuğcu'nun romanlarında mesela olumsuz çocuk karakterler varsa bize şunu gösteriyor. Çocuk doğuştan iyidir, çocuğu bozan çevredir. Bu manada çocuğun bulunduğu sosyal çevrenin önemine dikkat çekiyor, fakat
Yine demin dediğim gibi tekinsiz mekanlarda olan çocukların o içlerindeki iyiliği ortaya çıkaracak en ufak ayrıntıyı dahi gözden kaçırmıyor. Bunun da önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum. Yani bir yazar için kurmaca bir metninde en ufak ayrıntıyı dahi gözden kaçırmaması bence önemli. Affetme erdemini mesela çok sıklıkla işlemesi, bu da umut anlatısı olarak alt metinlerde, mesela bunu Üvey Baba'da Lamia adlı karakterde görüyoruz. Kötü karakterlerin iyiye dönüşmesini bir bakıma katarsis olarak da değerlendirebiliriz. Bence Kutlucu'nun romanlarında katarsis çok fazla ruhsalarında. Suçlular, işte şiddet uygulayanlar, çocuklarına, yani üvey çocuklarına zulmedenler bir şekilde pişmanlık duyuyorlar. Bu katarsis olarak, ruhsal bir arınma olarak Kutlucu'nun romanlarında bence karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Kutlucu'nun romanları için iyiler hep iyi, kötüler hep kötü diyemiyoruz. O insani öz değişim Tuğcu'nun romanlarında tamamen karşımıza çıkıyor. Söyleyeceklerim bu kadar hocam. Çok teşekkür Çok ederim. teşekkür ederim hocam. Her cephesinden baktınız. Çok teşekkürler. Benim için de çok aydınlatıcı oldu çözümlemeler açısından. Farklı bakış açıları vermesi açısından. Konuşmaya başlarken demiştim ki biz çocukluğumuzda ağlayarak büyüdük. Ama Evet. biliyoruz ki bizim toplumumuzda ağlayabilmek aslında o esere, o duruma uyum sağlamak, ondan mutlu olmayı da içeriyor. Yani bizim mutlu olmamızı ağlarken bir yandan memnuniyetle okumaya devam etmemizi sağlayan şey, görüyorum ki sizin anlattığınız üzere içindeki o iyicil yönleri, bütün insanların içindeki iyiyi ortaya çıkarma, iyilerin kazanması, kötülerin cezalarını bulması yolundaki ilerleyişi bizi hem ağlatan hem de okumaktan geri bırakmayan yanının bu olduğunu çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Teşekkür Çok benim için aydınlatıcı oldu. Katılımcılar için de sanıyorum öyle. Değerli katılımcılar, sorularınızı ben bekliyorum ama bir kısım soruları kısmen ben not aldım. Onlara da başlayabilirim. Profesör Doktor Nurhan Öztürk hocanım bir soru soruyor. Arabesk müzik ile Kemalettin Tuğcu romanlarını eşleştirmek mümkün olur mu diye bir soru soruyor. Arabesk müzikte de acaba bilmiyorum sizin anlatımınız gibi iyicil yönler var mı yok mu? Bu konudaki düşüncenizi merak ediyor hocam. Buyurunuz efendim. şöyle hocama teşekkür ediyorum bu kıymetli sorusu için. Tabii ki ikisi de bir karamsar, yani Kemalettin Tuğcu en çok karamsar olduğu için eleştiriliyor. Ben de aslında alttan alta bir umut anlatısı olduğunu iddia etmeye çalıştım. Evet. Hatta Vefa Taşdelen hocanın bu konuda bir yazısı da var. Belki şu anlamda eşleştirilebilir. İlk bakışta ikisi de insana bir melodrama, trajediye, hayattan nefret etmeye, hani batsın bu dünya, ben mutlu olmayacaksam kimse mutlu olmasın gibi. Ama alttan alta bir umut olduğunu düşünüyorum. Şimdi böyle deyince aklıma hocam arabeski deyince, batsın bu dünya deyince Akif Paşa'nın meşhur bir beyti var. Diyor ki ben Murat almayacak, ben yere geçsin alem. Necmi Mihri Mehri olsun eseri payı Adem. Şimdi ben mutlu olmayacaksam dünya yerle bir olsun. Her şey birbirinden beter olsun gibi. Arabeskte tabii böyle bir şey var, batsın bu dünya, ama belki Kemalettin Tuğcu ilk okunuşta arabeskle eşleştirilebilir, fakat yine de bir umut olduğunu, arabeskin daha karamsar olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler Bir hocam. öznel düşüneceğim. Öznel düşüneceğim. Yani hani arabeskle çok dinleyiciyim sadece. Hani araştırmam yok bilimsel olarak. Doğru. Teşekkür ederiz bilimsel tavrınızda sunduğunuz için. Burak Çavuş diyorlar ki, hocam merhaba. Benim iki sorum olacak. Bir, Ahmet Mithat Efendi gibi Tuğcu'da da bir toplum mühendisliği, kimlik inşası söz konusu mudur? İkincisi, roman ve siyaset bağlamında Tuğcu nerede durmaktadır diyorlar. Buyurun hocam. Evet, Burak hocamıza çok teşekkür ediyorum. Kendisi Yeni Türk Edebiyatı'nda öğretim üyesi.
Hocam şöyle, demin aslında biraz bahsettim kesilmeden önce. Ahmet Mithat Efendi'nin Hacı-i Evvelliğini bir şekilde Kemalettin Tuğcu'da görüyoruz. Tabii Ahmet Mithat Efendi gibi değil, çünkü Ahmet Mithat Efendi her konuda kendisini baba olarak görmüş ve kendine bir misyon yüklemiş. İşte iktisattan pedagojiye, tiyatrodan romana, hikayeye, pozitivizme, Nizaülmiddin'i yazmış işte, John Draper'a karşı çıkmak için. Yani her konuda bir şekilde toplumun babası rolüyle, bir toplum mühendisliğiyle hem topluma yön verme hem batıya karşı toplumu savunma misyonu yüklenmiş. Fakat Kemalettin Tuğcu'da bu biraz daha sınırlı. Sadece roman düzeyinde, kurmaca metin düzeyinde yön verme, mesaj verme, halkı eğitme, bir alttan alta karamsarlığın altında umut anlatısı oluşturma. Kendi perspektifi içinde bir toplum mühendisliği yapmaya çalışmış. Fakat tabii Ahmet Mithat'ın yaptığı çok daha, bahsettiğim gibi, çok daha farklı. Ama benzer yönleri var bu bağlamda. İkinci sorunuz roman ve siyaset. Şöyle, bütün romanlarında sınıf sorunsalı var Kemalettin Tuğcu'nun. Bütün romanlarında ekonomik kaygılar var. Fakat bunu toplumcu gerçekçi değerlendirilebilir, realist olarak bakılabilir. Fakat hiçbir zaman ideolojik bir kaygıyla ya da ideolojik bir perspektife oturtarak yapmıyor. Mesela bir Kemal Tahir'de, Orhan Kemal'de, Fakir Baykurt'ta olduğu gibi. Onun problemi, meselesi başka. Yani bu ekonomik sıkıntılardan ziyade bu ekonomik sıkıntıların kaynağı değil. Mesela Marksist ideolojiye bakanlar bu sıkıntıların kaynağına bakarlar. Kapitalizmi eleştirirler. Fakat Tuğcu'nun meselesi kolektif dayanışmanın oluşması, toplumun iyiye güzele gitmesi, aile kurumunun yozlaşmaması, insanların içindeki iyicil özelliklerin ortaya çıkması diye bir cevap vereyim. Teşekkür ederiz. Evet, bunu kısmen söylemiştiniz daha önce zaten. Sağolunuz. Yine bir katılımcımız Can Cara diye ismi görüyorum. Evet. Halk bilimi unsurlarından faydalanan bir yazar olduğunu söyleyebilir miyiz? Murat Hamungan, İhsan Oktay Anar gibi diyor katılımcımız. Evet. Buyurun hocam. Sevgilime çok teşekkür ediyorum. Şöyle, tabii ki İhsan Oktay Anar ve Murat Hamungan'la kıyaslamak pek doğru olmaz. Yani edebi ve estetik açıdan. Onlar bilinçli bir şekilde halk bilimi unsurlarını kullanıyorlar. Postmodern bir anlatı oluşturmaya çalışıyorlar. Onlarda mesaj verme kaygısı, toplumu yönlendirme, iyiye güzele, erdemliğe yönlendirme kaygısı söz konusu değil. Onlar teknik olarak daha çok kullanıyorlar diyeyim. Ya da temayı destekleyecek unsurlar olarak. Fakat Kemalettin Tuğcu toplumsal yapının özelliğini bütün çıplaklığıyla vermek için kullanıyor. Mesela köy hayatını anlatırken halk bilimsel unsurlar var ve bu kültürel belleğin taşıyıcılığını üstleniyor. Yani romanlarında bu var. Fakat bunu İhsan Oktay Anar ya da Murat Hamungan gibi estetik sebeplerle ya da tematik eğilimlerle kullanmıyor. Öyle diyeyim. Teşekkürler. Yine aynı katılımcımızın birinci sorusu da şuydu. Hocam, sizin döneminizde çok okunan bir yazar olduğundan bahsettiniz. Fakat günümüzde neden ihmal edilen bir yazar? Kemalettin Turcu gibi bu durumu yaşayan yazarlarımız niçin bu konumda diye bir soru yöneltmiş Can Peki. Cara. Can, evet, Çağrı. Şöyle, Kemalettin Tuğcu'nun okunmama sebebi temelde, dediğim gibi, çocuk edebiyatı anlamında çok tartışmalı bir isim olması. Pedagojik açıdan çocuk edebiyatına dahil edilse mi, edilmese mi, çocuklara olumsuz içeriklerle çocukları olumsuz etkileyeceği konusunda eleştiriler söz konusu, çok tartışmalı bir yazar. Çocuk edebiyatı ile ilgili 80'lerden sonra çok ciddi çalışmalar yapılmaya başlandı. Dolayısıyla bu tartışmalar içerisinde en çok tartışılan isimlerden birisi oldu. Onun etkisi var. Bir de şöyle bir durum var. Kanon dediğimiz bir şey var. Kanon yazarları vardır. Bu kimi zaman devlet olur, kimi zaman halk olur, kimi zaman belli bir kesim olur. Belli eserler çok popüler olurlar. Bunlar her zaman estetik ölçütlerle belirlenmez. Belli eserler kanon dışında kalırlar.
Dolayısıyla kanon dışında kalan, mesela Kemalettin Tuğcu için şunu söyleyebiliriz. Çocuk edebiyatı kanonun dışında kaldı yani. Bunu belki çocuk edebiyatıyla daha yakından ilgilenen hocalarımız açıklayabilirler. Salt pedagojik ya da estetik sebeplerle mi Kemalettin Tuğcu çocuk edebiyatı kanonunun dışında kaldı? Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Buna bağlı olarak belki yine bir soru vardı demin not ettiğim. Hangi yaş grubuna tavsiye edilebilir gibi bir soru da gelmişti. Bu bağlamda deminki konuyla ilgili ne dersiniz bilemiyorum. Bu zor bir soru. Biz de, hocam, benim annem de şu anda dinliyor herhalde. Üçüncü sınıftan itibaren okumaya başladık yani Kemalettin Tuğcu'yu. Ağlayarak okuyorduk. Şimdi buna belki bir psikolog mu cevap vermeli? Evet, o zaman bir Çünkü psikologdan öğrenmeliyiz. ama şu da var. Bu devirdeki çocuklar bizim kadar etkilenmeyebilirler. Onun bir kurmaca olduğunu bilerek de okuyabilirler ama herhalde 12-13 yaşından sonra okunmalı diye düşünüyorum. Ve romanlar Teşekkürler. tasnif edilerek, yani her roman her dönemde değil de o romanların içeriğine göre belki. Teşekkürler. Yine bir başka soru. Sadece isimli katılımcımız Kemalettin Tuğcu'nun romanlarına Berna Mora'nın eleştirel bakış açısıyla baktığım zaman onun bakış açısı nedir? Yani sanatçıya dönük mü, okura dönük mü, yoksa bu eleştiriyi yapmak için yetersiz mi diyorlar? Anlamadım soruyu hocam. Berna Mora'nın eleştirel bakış açısıyla bakış açısı nedir? Sanatçıya dönük mü? Okura dönük mü? Metne dönük. Yoksa metne dönük mü? Yani bu eserler bu bakış açısıyla incelenemez mi diye İncelenebilir hocam. soruyor. Bu kuramlar, belli romanlar, belli eserler vardır. Bu eserleri belli kurama göre incelersiniz. Her kuram her esere de uygulanmaz. Mesela Marksist kurama göre bir eser inceleyecekseniz, işte Nazım Hikmet'in eserlerine bakabilirsiniz. Orhan Kemal'in, Kemal Tahir'in. Feminist kurama göre belli eserler vardır. Yani Kemalettin Tuğcu'nun romanları, mesela benim şu konuşmam sosyolojik kurama göreydi. Yani sosyolojik, metne dönük bir eleştiri. Çünkü metin dışında bir şey almadım ben. Türkiye'nin toplumsal gerçekliklerinden bahsetmedim. O dönemde yaşananlardan bahsetmedim. Bir iki cümleyle geçiştirdim. Sosyolojik bir bakış açısıyla metne dönük. Yani Kemalettin Tuğcu'nun biyografik bilgisinden de hareket etmediğim için yazara dönük bir eleştiri de değildi. Teşekkürler. Soru cevaplandı sanıyorum. Diğer sorulara bakıyorum hocam. Size bolca teşekkür edenler, saygılarını, sevgilerini iletenler var. Yine devam ediyorum sorular için. Değerli katılımcılar, yeni sorularınızı da bekliyorum. Evet, çok değerli bilgiler edindik diyorlar katılımcılar. Onların dışında not ettiklerimden birisi Nur isimli katılımcımız kimlerden ve nelerden esinlenmiştir acaba diyor. Kemalettin Tuğcu'nun esin kaynakları olarak kimler görülebilir? Yani bu herhalde yazarlar cephesinden de olabilir veya hayatı da olabilir. Bilemiyorum, soruyu nasıl anlamak gerekir? Buyurun hocam. Kemalettin Tuğcu, tabi biraz da rahatsızlığından dolayı, diyor ki işte bir anılarında okumuştum herhalde ya da bir röportajında, hep gizli gizli yatağında kitap okurmuş uyandıktan sonra, sabahları uyumadan önce. İşte Ahmet Mithat, Hüseyin Rahmi gibi yazarlardan onların isimlerini zikrediyor. Fakat daha çok diyor ki, ben yazdıklarımı gözlemlediklerimden yola çıkarak yazdım. Yani onun gözlemleri doğrudan kendisinin tanık olduğu gözlemler değil. Çevresinde yaşayanların yaşadıkları, tanık oldukları. Mesela Kemal Tahir eleştiriliyor ya, kendisi köye gitmeden hapishanedeki köylülerden yola çıkarak köy romanı yazmış. Ama çok iyi yazmış neticede. Kemalettin Tuğcu da öyle. Şimdi o tabii ki bu kadar zulme uğrayan çocukları, suçlu insanları görmemiş. Bir kısmını duymuş çevresinden. Çünkü çok fazla da evde bulunduğu için, sınırlılığından dolayı. Fakat onun dışında realist yazarları çok okuduğunu söyleyebilirim. Fransız realistlerini falan. Bunları söyleyebilirim. Realizmden çok etkilenmiş.
Teşekkürler. Karakterli Evet. Nurhan Öztürk Hoca Hanım yine diyor ki, ortaokul yıllarında Türkçe öğretmenimiz Tuğcu hakkında konuşmanızın başında dile getirdiğiniz bakış açısına sahipti. Dolayısıyla o zamana kadar okuduğum bu kitapları anamazdım. Yani edebi eser olarak görünmeme yaklaşımı, biraz önce kanon dışında kalmak gibi tanımladığınız sebeple Nurhan Hanım diyor ki, ben okuduğum halde bu eserlerden söz edemezdim. Öğretmenin onları yeterli görmemesi, edebi çerçevede görmemesi dolayısıyla. Tabii buna nasıl bakmamız gerekir bilmiyorum hocam. Ne dersiniz? Evet, şu anda da öyle hocam. Yani Kemalettin Tuğcu, tabii bilmiyorum aramızda öğretmen olanlar varsa, ben hiç Milli Eğitim ders kitaplarında bahsedildiğini sanmıyorum. Yani hiç tesadüf etmedim ki Nurhan hocamın bahsettiği yıllarda da bu tür bir kanun dışı bırakma söz konusuysa enteresan tabii. Yani buna çocuk edebiyatçılarının, gerçi Mustafa Ruhi Şirin bu konuda çok uğraş verdi. Kültür Bakanlığı'ndan özel Kemalettin Tuğcu kitabı çıkardı. Mesela her yıl vefat yıl dönümünde gidip anıyor, sosyal medyadan paylaşım yapıyor. Sahip çıkanlar da var Kemalettin Tuğcu'ya. Fakat dediğim gibi işte estetik sebepler, pedagojik Evet. sebepler. Bir araya geliyor. Evet. Evet. Yine Can Bey, hocam romanlarını dinleyince Yeşilçam senaryoları akla geliyor diyor. Yine bir başka katılımcımız Ayşecik filmlerinin kaynağı diyor. Bu Tuğcu'nun romanları için anladığım kadarıyla. Herhalde öyle, bilmiyorum. Yine Derin Deniz, Kiralık Konak ve Yaprak Dökümü romanlarında da aynı eski yeni çatışması var denebilir mi? Onlara benzetilebilir mi diyor? Bilmiyorum. Yani şöyle, tabii onlar estetik açıdan çok daha iyi romanlar, açık konuşmak gerekirse. Kiralık Konak, diğeri neydi hocam? Ha, Yaprak Dökümü. Tabii Yakup Kadri ile Rıfat Evet. Nuri hem yabancı ve Fransız edebiyatını iyi bilen, yazdıkları üzerinde ciddiyetle düşünen. Kemalettin Tuğcu 450'den fazla roman yazmış. Bu kadar çok yazdığı için hani estetik üzerinde durmamış zaten. Biçimin pek bir önemi yok. Kiralık Konak'la Yaprak Dökümü teknik açıdan çok çok daha iyi romanlar. Bir de onların didaktik bir kaygısı yok. Onlar daha çok toplumsal bir panoramayı realist bir perspektifte kurmaca metne taşımışlar. Tuğçe didaktik bir yazar. Teşekkürler hocam. Yine bir soru var. Onu Bilal, YSR Bilal, Beyhan hocam, Kemalettin Tuğcu'nun romanlarında kötülük özelliğini taşıyan bir kişinin ardında iyilik hasletinin de aranmasının bir sebebi var mı? Kötülük var, iyiliği de aramanın bir sebebi var mı diye soruyor Bilal, YSR Bilal katılımcımız. Evet, Bilal'cim. Bilal benim öğrencim bu arada, yüksek lisansta. Ne güzel, memnun olduk. Hoş geldiniz Can Bilal Bey. da, bizim öğrencimiz. O da bizde Türk Halk Edebiyatı'nda yüksek lisansı yapıyor. Çok Bilal'cim, güzel. şöyle, tabii ki var. Demin bahsettiğim gibi Tuğcu'nun roman yazmasının bir gayesi var. O insanı bütün yönleriyle, demin şöyle bir şey söylemiştim. Aslında bu sözü bana bir arkadaşım söylemişti. O da şu anda burada dinleyiciler arasında. İnsanın içinde şeytan da vardır, Allah da vardır. Yani Tuğcu insanın içindeki şeytanı da Allah'ı da bir şekilde çıkarmaya çalışıyor. Dolayısıyla bir insana baktığı zaman ya da insanı kurguya taşıdığı zaman, kurgu karakter de olsa, salt kötü ya da salt iyi olarak değerlendirmiyor. Bu anlamda romantiklerden ayrılıyor. Evet, yine zaten Bilal Bey cevap vermiş. Acaba bu kişilerin de topluma kazandırılmasının gerekliliği mesajı olabilir mi? Dediğiniz gibi didaktik, öğretici ve bunları kazanmayı hedefleyen bir yaklaşımı sergilediğini söylediniz zaten. Yine sorularınızı değerli katılımcılar bekliyorum. Ben orada diğer aldığım notlara bakıyorum. Evet, hocam demin anlatmaya çalıştı. Bir de popüler edebiyat kavramı var. Bu popüler edebiyat içerisine alınabilir mi? Ya da popüler edebiyat
denebilir mi buna? Bilmiyorum hocam, edebiyat yanım çok fazla güçlü değil ama böyle bir terimle karşılaştığımızda ne diyeceğiz? Hocam popüler edebiyata pek alınmaz. Şimdi Cumhuriyet'in ilk yıllarında ve meşrutiyet yıllarındaki popüler edebiyata, popüler romanlara baktığımız zaman işte daha çok Kerime Nadirler, Güzide Sabriler ya daha çok popüler aşk romanları ya bir de şu anda çok var mesela. O dönemde de var meşrutiyet döneminde. Popüler tarihi romanlar. Şimdi tabii de sinemada var bunlar artık. Dizi olarak da çevriliyor. Tuğcu'nun romanları o nedenle popüler kategoriye girmez. Yani ne aşk anlatısı var, ne tarihsel bir anlatı var. Popüler kategorisine, naçizane fikrime göre daha çok aşk, tarih gibi insanları farklı yönlerden ya milli anlamda etkileyecek ya duygusal anlamda. Fakat bu duygusallık, merhamet, erdem, iyilikten ziyade aşk gibi insanın işte bütün duygu dünyasını kaplayan bir ruh hali üzerinden inşa edilir diye düşünüyorum. Teşekkürler. Değerli katılımcılar, sorularınızı Hoca Hanım'a bekliyoruz. Bilal Can Bey diyor ki Bilal Bey'e dünyaya iyilik hakim olacak mesajı diyor galiba. Onun aralarındaki görüşmeyi gördüm. Evet, değerli katılımcılar, sorularınızı yeniden kaçırdıklarım var mı diye arıyorum. Yeni sorularınızı da bekliyoruz. Hocam sağ olsunlar, bizi kırmıyorlar. Zamanını alıyoruz ama bizim için keyifli. Aramızdaki soruları cevaplayabilmek açısından. Diyar isimli bir katılımcı, devamını okuyamıyorum. Tuğcu'nun yazdıkları çocuk algısına zor gelmesinin nedeni kötülüğü iyilik içerisinde, yani iyi örnekler vererek değil de daha gerçekçi ve kötü olarak kabul edilen insanlarda anlaması değil mi diyor. Soruyu anlatabildik mi acaba hocam? Evet. Diyar'a çok teşekkür ediyorum. Diyar öğrencimiz bizim. Canım Diyar'cığım teşekkür ediyorum sana. Şimdi iyiliği iyilikle de anlatabilir fakat realist roman yazıyorsa ben hatırlar mısın Diyar derste size henüz 17 yaşındayı anlatıp ardından antitez olarak Sefile'yi yazmış diyordum Halit Ziya Uşaklıgil realist bir roman olarak. Tabii bu da bir bakış açısı. İyilik iyilikle de anlatılabilir. Müşahadatın ön sözünde Ahmet Mithat Efendi naturalistleri Emin Zola'yı niye eleştiriyordu? Dünyada sadece fuhuş mu var, sadece içki mi var, sadece batakhaneler mi var? Hayatın bundan ibaret olmadığını, gerçekliğin bundan ibaret olmadığını göstermek için bir roman kaleme alacağım diyordu. Dolayısıyla iyilik iyilikle de belki anlatılabilir. Fakat o dramatik aksiyonu sağlamak için, belki tezini daha güçlendirmek için iyiliğin Can'ın söylediği gibi hakim olmasını belki kötülük üzerinden, tezini antitez üzerinden kurmacaya taşımayı daha uygun bulmuş olabilir diye düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Sorulara bakıyorum yine. Tuğcu'nun fikirlerinin babası olarak hangi yerli yazarı gösterebiliriz? Muhammed Vural Bey Evet, sormuş. Muhammed de benim öğrencim. Maşallah öğrencim. Onlarla da tanıştık böylece. Bundan Evet. sonra da değerli katkılarını bekliyoruz. Onların güzel sorularını konuşmalarımızda bekliyoruz. Buyurun hocam. Evet, çok teşekkür ederim Muhammedciğim. Açıkçası hiç düşünmedim bunu. Tuğcu'nun fikirlerinin babası hangi yerli yazar olabilir diye. Tuğcu nevi şahsına münhasır bir yazar. Yani onun tarzında yazan, hani hem çocuk romanı yazıp hem bu kadar kötücülle iyicili bir arada veren bir yazar rastlamadım ben. Yanılıyor da olabilirim. Dediğim gibi hiç ama bakacağım. Hakikaten buna ben de bakayım. Yani yerli yazar olarak Tuğcu ama aklıma gelen bir isim yok yani. Ne Tuğcu ile ilgili okuduklarımdan ne de şöyle bir fragmanları geçirdiğimde bir bağ kuramadım açıkçası. Teşekkürler. Ben de bir yazı okumuştum sizinle görüşmeden, bu konuşmadan önce. Charles Dickens'ın Oliver Twist ile Kemalettin Tuğcu'nun Küçük Serserisi'ni, o eserlerdeki
sokak çocuğunu karşılaştıran bir yazıydı. Böyle bir karşılaştırmada ne görülür? Sizin bakış açınızda böyle bir karşılaştırma yapılabilir mi? İtibariyle benziyorlar zaten. Kemalettin Hoca başta demiştim ya, realist yazarlardan çok etkilenmiş. Hem kendi gözlemleri daha fazla olsa bile, bir de bu aslında hem Fransa'da İngiltere'de karşılaşabilecek. Yani o arketip dediğimiz o anne arketipi, baba arketipi ya da kötücül tipler, bunun Türkiye'de ya da başka bir yerde Türkiye ya da başka bir yere münhasır olmasına gerek yok. Her yerde olabilecek bir şey. Fakat teknik ve tematik olarak karşılaştırılabilir tabii ki. Benzer bir kurgu söz konusu. Teşekkürler. Evet, soruları bekliyorum değerli katılımcılar. Evet. Teşekkür ediyorlar. Herkes ayrı ayrı özel olarak sizin içtenlikli, güzel anlatımınız için katılımcılarımız teşekkür ediyorlar. Bizim katılımcılarımızdan da aramızda öğretmenler var, değişik branşlardan öğretmenlerimiz vardı, öğrencilerimiz var. Bizim kültür evimizin katılımcılarının yelpazesi çok geniş. Bu Instagram konuşmalarına katılamıyor ama bir 94 yaşında büyüğümüz de var, konağımıza gelen. 15 yaşında, 17 yaşında gençler de var. Değişik bir yelpazemiz var. Onun için ama bu yelpazeye şimdi Mardin Artuklu Üniversitesi lisans ve lisansüstü öğrencileri de katıldı. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sağolunuz. Teşekkürler ediliyor. Hepsine, sizin öğrencilerinize de selam, sevgi gönderiyorum. Benim eski öğrencilerim de var, yazıyorlar. Evet. Çok güzel, çok sevindirici. Evet. Evet. Herkes aydınlandığını ve memnun olduğunu söylüyor. Belki bugünden sonra Kemalettin Tuğcu okuyanlar artacak ve yeniden İnşallah. Değerlendirmeler farklı cephelerden yapılacaktır. Değerli hocam, ben başka sorular var mı diye bakıyorum. Çok teşekkür ediyorlar. Sayın Yardımcı Doçent Doktor Hülya Kanyaoğlu, çok teşekkürler diyor. Herkes teşekkür ediyor. İnönü Üniversitesi'nden sevgiler, saygılar iletiyorlar. İnönü Üniversitesi'nden sevgiler, selamlar arkadaşlarımla. Hocam Nurettin'den ve Büşra'dan selamlar diyorlar. Evet, yine memnun herkes. Teşekkür ediyorlar değerli hocam. Biz de Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi adına ben hepimizin teşekkürlerini iletiyorum. Çütam katılımcıları adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Ama 22 Nisan'dan itibaren salondan Instagram'a taşıdığımız Çütam Kültür Evi konuşmalarına başladığımızdan beri katılımcı hocalarımıza diyoruz ki biz bunu saymayız. Adana'ya gelip konağımızda bizimle yüz yüze bir başka konuşmada buluşmanızı diliyoruz. Davetimizi buradan şimdiden yapalım. Sağlık koşulları iyileştiği ilk anda sizi de Mardin'den Adana'ya bekliyoruz. Adana'da konağımızda birlikte olmayı diliyoruz değerli hocam. Ben tekrar bütün katılımcılar adına, merkezimiz adına emeğiniz için, bize ayırdığınız zaman için ve verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkürlerimizi sunuyorum hocam. Ben öncelikle size çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Çütam'a tanıdığım için özür diliyorum, tanımakta geç kaldık ama bundan sonra takipçisi olacağız. Ben de öğrencilerim de bu güzel programlarınızı inşallah keyifle izleyeceğiz. Çütam'ı dinleyen dinleyicilerine teşekkür ediyorum, öğrencilerinize. Kendi öğrencilerime, arkadaşlarıma, aileme, dostlarıma, herkese teşekkür ediyorum. Buradan görüyorum, herkes sevgilerini, selamlarını yazıyor. Bu vesileyle görmüş oldum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bizler de sizleri Mardin'de görmek isteriz. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olunuz, var olunuz. Değerli katılımcılar, hepinize ben yeniden merkezimiz adına
teşekkürlerimizi sunuyorum. Var olunuz, birlikte öğrenme, birlikte üretme heyecanını yaşıyoruz. Biz merkezin salonunda da 5 yıldır bu heyecanı her çarşamba yaşıyoruz. Katılımcılarla bilgilerimizi yenilemek ve farklı bakış açılarını kazanabilmek açısından ben 5 yıl içinde çok şey öğrendim. Ve katılımcılarımızın güzel soruları da bizi farklı şekillerde düşünmeye yöneltiyor. Bakınız bizim de bir mezunumuz göründü. Sadık Şehidoğlu. Sadık Bey'i her zaman kutluyoruz çünkü emeklilik sonrası bölümümüzü bitiren bir öğrencidir. Onun için örnek olacak bir öğrenci modeli, herkese söyleyebileceğimiz güzel bir örnek. Efendim tekrar hepinize çok teşekkür ediyoruz. Var olunuz Beyhan Hanım Hocam, Sayın Profesör Doktor Beyhan Kanter Hocam, var olunuz. Ben de sizi ilk kez yüz yüze görmenin mutluluğunu yaşadım ve anlatımınız, içtenliğiniz beni size bağladı. Çok teşekkür ederim. Öğrencilerimizin, katılımcılarımızın da sizi tanımış olması bahtiyarlık hepimiz için. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Size sevgiler, saygılar ve sağlıklı günler diliyorum değerli katılımcılar. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.